Tamam süper. Bakayım kaydediyor mu? Kaydediyor. Ay çok heyecanlıyım. Şöyle otursam çok altta mı kalıyorum? İyi mi? Böyle çok rahatım aslında. Tamam yani. Aloha. Sonunda bitenler videosunu çekiyorum arkadaşlar. O kadar uzun zamandır aklımdaydı ki. Yani herhalde şöyle bir iki aydır falan ürünler bekliyor. Hani resmen böyle burası çöp yığını oldu. Ve bu arada ayırdım. Yani hani bütün biten ürünleri de bu videoda paylaşmayacağım. Çok uzun olmasın diye. Şöyle üçte ikisini ama paylaşacağım. Diğer bitenler videosunu da artık çektiğim zaman biraz daha ürün birikir. Ve ee, üçte bir olan kısmını şu an üçte biri kalacak çünkü onları da diğer videolarda sizinle paylaşırım dedim. Umarım yani bitenler videosunu sevenleriniz olduğunu biliyorum ve bu videoda paylaştığım ürünlerden umarım siz de yararlanırsınız. Özellikle bitenler videosunu ben şu açıdan da önemli buluyorum. Hani bu kadar her şeyin fiyatı artmışken ben memnun kaldım mı, nasıl buldum, benim deneyimim, tecrübem ne oldu? Ben de açıkçası bir ürün almadan önce genellikle hani makyaj malzemesidir işte ne bileyim şampuandır, odur budur. Hani videolara bakarak izliyorum. Ama ilk defa bitenler videosunu izliyorsanız fiyat vermiyorum arkadaşlar. Çünkü bugün hani bir fiyat verdiğimde siz bunu 2-3 ay sonra mesela izliyor olursanız fiyat farkı çok olacak ve sonra bana hani Kardelen sen şu kadar demiştim. Bak bu ürünün fiyatı bu kadar diyenleriniz oluyor. Böyle bir şey yaşamayalım diye ben fiyat belirtmiyorum. Ve hazırsanız ilk ürünümüzle başlıyorum. Şimdi aslında bu videoda, bu arada birçok bitenler videosu var parantez içinde onu da söyleyeyim. Hani ilk defa bu videoyu izliyorsanız kanaldaki diğer bitenler videolarına da göz atın derim. Çünkü bana arada şu ürün iyi mi, bu ürün iyi mi, Kardelen senin fikrin ne diye soruyorsunuz deyip parantezi kapatıyorum. Daha önceki videolarda paylaştığım birkaç ürünü paylaşarak mı başlayayım dedim. Hayır bence ilk önce yeni ürünleri paylaşacağım sizinle. Hani daha önce hiç kanalda yer vermediğim biten ürünleri paylaşacağım. Ondan sonra da daha önce defalarca kez aldım ve o kadar memnun kaldım ki o yüzden böyle defalarca kez bir daha bir daha alıp bitirdiğim ürünlere yer vereceğim. Öncelikle arkadaşlar en yeni denediğim ürünlerden biri 8 Color markasının Elvin Levinler'in çıkardığı 8 Color markasının güneş kremi oldu. Bu 30 mil olması gerekiyor öyle hatırlıyorum ve e, bunun Yeşili ve turuncu ya da sarısı da vardı. Daha sonra hatta paketi yenilendi, ben ilk çıktığı zaman aldım. Ve bayağı da merak etmiştim. Ee, bu arada bu videoda anlattığım ürünlerden denediklerimi böyle kısa kısa videolar halinde çektiklerim oldu. Eğer bunu mesela çektiysem sağa sola hani koyacağım, siz de oradan görürsünüz hani cildimde nasıl duruyor. 5-10 dakika sonra nasıl etkisi var, ona da bakabilirsiniz eğer ki çekmeyi unutmamışsam ve çektiysem. Bu arkadaşlar bence yağlı ciltlilerin seveceği bir güneş kremi değil. İçerikleri baya iyi yani içerik konusunda en iyi ben bilirim demiyorum tabii ki ama temiz içerikli benim gördüğüm, okuduğum kadarıyla. Bir de SPF 50+, PA+++, Glow Block ürünü. Ben diğer yeşil ve sanıyorum sarıydı diğeri de onları denemedim ama bu benim cildim kuru olmasına rağmen böyle baya... Hani parlaklık bıraktı ve ben güneş kremi kullandığımda hani mat bir görünüm sevmiyorum ama bu kadar parlaklık bırakan bir ürün de sevmiyorum. Dolayısıyla hani evet güneşten korudu mu korudu. Ee, bu 30 mil için fiyatı yüksekti sanıyorum yeni e, paketlemelerinde 50 mil yaptılar ve yine de hani ucuz bir ürün diyemem. Ama hani bir güneş kremi arayışındaysanız ilk üçümde ya da ilk beşimde değil ama memnun kaldığım bir güneş kremi olduğunu söyleyeyim. Özellikle kuru ciltliyseniz ve hani kardelen ben cildimi biraz böyle parlak ve nemli bıraksın istiyorum diyeceğiniz bir ürün arıyorsanız buna bakabilirsiniz diyorum. Ve sıradaki ürünümüze geçiyorum. Son zamanlarda kullanıp bitirdiğim bir diğer ürün, daha doğrusu bitirmedim. Ee, şöyle bu sistem Professional'ın Balance Lotion diye bir ürünü arkadaşlar. Benim saçlarım boya yapmadan önce yani saçlarıma Pito markasını sadece kullanıyorum. En organik boyalardan biri. Ama bir ürün sürmezsem öncesinde nemlendirmezsem böyle kabuk kabuk oluyor boyadan dolayı. O yüzden ben hani boyamadan önce zaten bir buçuk ayda bir ya da iki ayda bir boyuyorum. Hani dibi çıksa bile. Çok sıklıkla da boyamamaya çalışıyorum ama böyle nemlendirici bir ürün arıyordum. Ve çok uzun zaman önce aldığım ama kullanmayı unuttuğum bu ürün aklıma geldi. Hatta bunun e, 12 aydı sanıyorum son kullanma tarihi aynen. Öyle olduğu için hani yarısı boş yarısı dolu bayağı da üzüldüm çünkü pahalı bir üründü. Bu aklıma geldi bunu çöp olarak atacağım. Çünkü bir buçuk senedir falan duruyor unutmuşum tamamen. Yenisini aldım ama ben bunu kullanırken hep çok memnun kaldım. Balance Lotion diye böyle saçlarımı boyamadan önce özellikle aranızda boya yapan arkadaşlarınız varsa, arkadaşlarımız varsa, boya yapan arkadaşlarınız varsa arkadaşlarınıza söyleyin arkadaşlar. Ay o kadar uzun zamandır video çekmedim ve böyle konuşmayı, anlatmayı özlemişim ki. Tabii siz her cuma genelde video geldiği için bunun farkında değilsiniz ama bayağı ara verdim arkadaşlar. Böyle hani zaten bir hastalık atlattım. Neyse şimdi konu dağılmasın başka zamanlarda belki başka vloglarda falan paylaşırım sizinle. Şunu diyordum eğer ki boya yaptıktan sonra saçınız böyle kabuklanıyorsa ve kuruyorsa bu ürüne bir şans verebilirsiniz. Öyle içerikleri çok doğal değil bunu söyleyeyim yani ama e, baya böyle derinizi nemlendiriyor ve boyadan önce açıkçası ben ha puanı deminki üründe puanlamadım. Ben çok memnun kaldım kullanırken 10 üzerinden 8,5 vereceğim bir ürün. Buna da puan verecek olursam güneş kremine 10 üzerinden 7 vereceğim. Çünkü dediğim gibi ben o kadar parlak bir görüntü sevmiyorum ve yağlı yağlı bir his bıraktı. Hani e, benim hoşlandığım bir görüntü değil ama memnun kaldım. Sadece bir daha almam öyle söyleyeyim. Sıradaki bir diğer ürün bu arada boyalardan bahsetmişken bunları böyle anlatmayacağım. Hani bunlar belki aranızda merak edenleriniz vardır diye sadece çok kısa bahsedeyim. Pito markasının 8.3 ve 10 numarasını karıştırdım. Bunları ben böyle yarım yarım kullanıyorum ve bütün saçımı boyamadığım için sadece de saç diplerimi boyadığım için hani 3 e, aylık bunlar gibi düşünün. İşte bunun yarısı, bunun yarısı bir buçuk ay sonra falan bir yarısını daha kullanıyorum. O şekilde genelde kullandığım hani numara ve markada bu ve memnun kaldım. Yani bunları bence puan vermeme gerek yok çünkü benim cildime uygun ve e, bana herhangi bir alerji ya da iritasyon bende yaratmadı. Diğer kullandığım bütün boyalarda gerçekten hani kabuk mu tutmadı, kanamadı mı böyle kabuk tutup, yaralar mı oluşmadı hani çok fazla şeye maruz kaldım. Ya yani Daha doğrusu benim cildim aşırı hassas, o yüzden cildiyeci dermatolog birisine gitmiştim, o bana bu markayı önermişti. Uzun senelerdir Pito markasını kullanıyorum. Yine kanalda hiç paylaşmadığım ve e, yepyeni bir ürün, daha doğrusu iki tane güneş kremini sizlerle paylaşacağım. Bundan inanılmaz memnun kaldım. Yani gerçekten ilk peşime girer. O kadar sevdim ki. Şu an güneş kremini resmen stokladığım için arkadaşlar ve zaten kış aylarında olduğumuz için yenisini almayacağım. Ama yani Jumiso markasının Waterful Hyaluronic SPF 50++++ bu güneş kremini e, kimyasal filtreli olması lazım. Hibrit de değildi. Hyaluronik asitli. Böyle nemli bırakıyor cildinizi. Ve ama böyle parıl parıl demin dedim ya. Çok böyle parlar halde de bırakmıyor. Benim cildimi inanılmaz derecede nemlendirdi. Na, yani neme doyurdu. Tabii ki bunu da söylerken hani serum ya da bir krem kullanmayın demiyorum. Eğer cildiniz kuruysa. Güneş kreminden önce ben özellikle kış aylarında mutlaka bir nemlendirici de sürüyorum ama hani cildiniz çok yağlıysa belki gerek kalmaz. Ben çok memnun kaldım. 10 üzerinden 9,5 vereceğim bir güneş kremi kendisi. Aynı zamanda sanıyorum, sanıyorum değil, eminim. Türkiye'de satılmayan bir marka, Apivita. Bunu Yunanistan seyahatimden 2022 yılında almıştım ve açıkçası hani kullanayım istedim güneş kremi ve e, yine bu da SPF 50 sadece plus yazıyor. Bir şekilde elim gitmedi. İçeriklerine de baktım. Hani çok temiz değil ama böyle orta diyeceğim bir güneş kremi. E, yani parfüm falan da yoktu ama hiç açmadım. Birini hatta iki tane almıştım. Birini arkadaşıma hediye ettim. Bunu da kendim kullanırım diye. E, tuttum ama arkadaşlar elim gitmedi ve bir baktım ki 12 ay olması lazım aynen e, ürünün zaten bir yıl hani son kullanma tarihi hiç açmadan bir buçuk yıl geçti o yüzden de hiç kullanmadığım için direkt çöp oldu bana kızmayın yani bazen oluyor yani emin olamadım yani açıkçası hani kullanırım diye aldım ama maalesef çöp olan bir ürün oldu diyorum normalde de böyle yapmam zaten bitenler videosunu izliyorsanız ben böyle genelde kullanmadığım falan ürün yani yüzde bir bile değildir. Ama bunu da böyle açıklıkla sizinle paylaşmak istedim. Bu arada aranızda bu markanın bu güneş kremini kullananlarınız varsa yorumlarda paylaşırsa sevinirim. Aynı zamanda tabii ki de sizin memnun kaldığınız, hani bu videoda anlattığım, anlatmadığım ya da memnun kalmadığınız, hatta ben nefret ettiğiniz, bir daha almam, hiçbir şekilde falan dediğiniz ürünler de varsa ya da bayıla bayıla alırım dediğiniz ürünleri de yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Bunu puanlamıyorum çünkü dediğim gibi bir deneyimim olmadı kendisiyle. Son zamanlarda deneyip bayıldığım, gerçekten ben çok memnun kaldım. Kodeli markasının e, bu e, üzüm suyu üzüm suyu oldu yani mineral su demeyeceğim üzüm sulu işte bir nemlendiricisi diyebilirim buna ben bunu şöyle kullanıyorum arkadaşlar Kodeli markasınınkini ilk defa kullandım 10 üzerinden 8.5 vereceğim bir ürün ee, ben hani böyle ya bazı temizleyiciyle ilk önce cildimi iyice arındırıyorum akşam hani e, ondan sonra da su bazlı temizleyiciyle iyice arındırıyorum işte yıkıyorum genelde 1-1,5-2 bir, bir dakika kadar böyle ovalıyorum falan durladıktan sonra da hani sonuçta musluk suyu kullandığımız için daha temiz bir su istiyorum ya işte e, başka markaların da denedim hani e, mineral su deniyor değil mi şu an kendimle çalışıyorum mineral su diyeceğim de yanlış söylüyorsam da affola e, Kodeli markasınınkini bir deneyeyim dedim. Hani üzüm zaten bu patentli ürün kullandıklarını da biliyorum. Üzüm sulu olanını denedim. Nemlendiriyor. Özellikle Aven markasına göre mesela bu bir tık daha iyi nemlendiriyor. Böyle pıs 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 sıkıyorum hani yüzüme, boynuma. Ondan sonra biraz bekliyorum ve işte tonik, esans hani neyle devam edeceksem ediyorum. Baya memnun kaldım. Dediğim gibi denemeyenler, eğer ki bütçeniz dahilindeyse bakabilirsiniz. Bu arada şunu da söyleyeyim, hani bunu böyle çünkü Kodeli yüksek fiyatlı e, ürünler satıyor, kullandıkları içeriklerinden ve bunun ge gerçekten çok iyi olmasından dolayı. Ee, ama illa bu markanın bu ürününü alın demiyorum çok daha makul fiyatlı ve çok daha yani çok daha demesem de aynı segmentte hani başka sularda mevcut bilginiz olsun. Bir diğer ürün bana Londra'da zaten vlog paylaştım hani kanalda Ufuk'la vloglarımız var birkaç tane olması lazım ama yeni vlog da gelecek belki bu video yayınlandığında hatta o vlog gelmiş olursa şuralara bir yerlere bırakırım ee, oradan da izlersiniz. Ufuk'un bana hediye ettiği şöyle göstereyim size. Ayush markasının arkadaşlar kakuleli bir diş macunu. Size şunu söyleyeceğim. Benim diş macunu fetişim olabilir. Ve beni bu konuda yargılamayın. Ben böyle gerçekten o ağızda çok ferah bir tat bırakan ve illa naneli de olması gerekmiyor. Yani böyle değişik tatları da seviyorum diş macunlarında. Açıkçası daha önce o da bu diş macununu Hindistan'dan almış. Kakuleli bir diş macunu hiç denememiştim. Yani hiç denemedim ve bayıldım. Hatta şöyle söyleyeyim size şu ana kadar denediğim e, belki bir numara diyemem. Hani bundan daha iyi ya da daha beğendiğim diş macunu var mıydı şu an hatırlayamıyorum ama iki numara. Yani ilk üçümde kesinlikle bu diş macunu. Görürseniz eğer ki bu markanın bu ürününü bana alın lütfen ben size ödemesini yaparım. Bana ulaşın bir şekilde. Çok memnun kaldım. Bu arada içeriği çok temiz olmayabilir. Yani böyle um, Unilever'ın zaten hani bir ürünü. Unilever biliyorsunuz bünyesinde birçok markayı barındırıyor. Türkiye'de var mı diye de bakma yani çok araştırmadım ama baktığımda şöyle bir bulamadım. O yüzden Türkiye'de olduğunu sanmıyorum ama umarım vardır. Ee, diş, dişçi arkadaşlarımızın önerdiği bir ürün olduğunu da düşünmüyorum bu arada. Hani onu da söyleyeyim ama hani ben bayağı memnun kaldım. 10 üzerinden 9,5 vereceğim bir ürün. 10 üzerinden 10 mu desem? Ama şimdi dişçiler önermiyorsa 10 üzerinden 10 demeyeyim. Memnun kaldığım bir diş macunuydu. Denediğim maskelerden bu son aylarda, son zamanlarda denediğim birkaç maskeden bahsetmek istiyorum. Öncelikle Misha'dan aldığım bu Red Ginseng kırmızı Ginseng maskesini denedim. E, güzeldi arkadaşlar ama böyle hani bir daha bir daha alacağım bir maske değil. Yani memnun kaldım. Zaten bildiğiniz üzere açıyorsunuz, 10-15 dakika maksimum 20 dakika bekletiyorsunuz. Ama ben ginseng içeren maskeleri hani 10-15 dakika kadar bekletiyorum. 15 dakikadan fazla bekletmiyorum. Cildimde bir iritasyon yaratmasın diye. Bir daha almam. Yani bunun yerine zaten ginseng serumlarını kullanıyorum. Ama hani bir deneyeyim nasıl memnun kalacak mıyım diye almıştım. Memnun kaldım. 10 üzerinden 7,5 vereyim ben buna. E, denemediyseniz bence 25 yaş üstüyseniz deneyin. 25 yaş altıysanız... İritasyon yaratabilir mi? hani Emin olamadım. Ya da cinsenge bir alerjiniz bir şey insan hani cildinize iyi geliyor mu gelmiyor mu? Belki bir yama testi yapıp hani cinseng serumu ya da böyle bir testleri falan varsa bir yerde. Ondan sonra kullanırsanız daha iyi olur diye düşünüyorum. Bir diğer ürün bu Midnight Blue Calming Sheet Mask. Bunu Claire's markasının. Zaten hani bunun kremi de var. Hatta bunu anlatırken onu da alayım. Şöyle e, kremini de bitirdim ve normalde ben iki kere bunun küçük ya bir kere mi aldım? E, sanıyorum bir kere bunun küçüğünü net bitirdim. Onu hatırlıyorum. E, hatta o kadar memnun kaldım ki bunda böyle mavi bir krem arkadaşlar. goelen üzümüydi bir bir e, içerik var mavi rengini de veren zaten o içerik. Papatya özü olması gerekiyor. E, ondan çok memnun kaldığım için büyük boyunu aldım ve bunu da yani bitirdim. Özellikle bu kremi, şimdi maskeden bahsedeceğim ama bu kremi kuru ciltliyseniz ve cildiniz kolay kolay nemlenmiyorsa, nemlendirmekte zorlanıyorsanız kullanabilirsiniz. Gece maskesi değil tabii ki de. Dolayısıyla hani her gün ya da bilmiyorum isterseniz iki günde bir, ben iki günde bir kullanıyordum genellikle ama her günde kullanıma uygun. Bayağı iyi nemlendiriyor. Ben özellikle kuru ya da kuruya dönük karma ciltlilerin çok seveceğini düşünüyorum. İçeriğinde de ha demin dediğim buydu. Guayi, Guaiaulen, Centella Siatica ve e, ürün yani özellikle içerikleri mevcut. Güneş sonrası da zaten çok çok iyi geliyor. Ben çok memnun kaldım. Onun üzerinden 10 vereceğim kremlerden nemlendirici kremlerinden biri. Bunun yanı sıra bundan bahsetmişken bu maskelerden de bahsedeyim. Bu zaten hani aynı kremin maskesi diyeyim. Ben çok memnun kaldım. Kardelen şöyle iyi bir maskeye yatırım yapmak istiyorum diyorsanız tabii ki de atık çıkarmayı sevmediğim için çok fazla kağıt maske de almıyorum. Yani sizinle böyle paylaşıyorum ama bu 3 ay, 4 ay, 5 ay hani boyunca denediğim maskeler oluyor arkadaşlar. Ee, ama buna yatırım yapabilirsiniz. Gerçekten çok memnun kalacağınızı nemlendirme e, arıyorsanız özellikle. Cildim nemlenmiyor nasıl nemlendirebilirim diyorsanız bir göz atmanızı öneririm. Bu arada fiyatları da çok düşük değil yani hani ama artık gerçekten fiyatlar aldı başını gidiyor. Onunla ilgili yorum yapmıyorum. Sıradaki ürünle devam ediyorum. Ee, yine son aylarda Foreo'nun Colita Night diye böyle bir e, maskesi vardı. Onu bitirdim. Yani daha doğrusu onu kullandım iki defa. Foreo'nun zaten biliyorsunuz hani böyle led ışıklı bir... E, maskesi var diyeyim. Yani onu bu maskeleri daha doğrusu maskesi yok da bir aleti var. Bu maskeler böyle yuvarlak ona takıyorsunuz ve programları var. O program o programlardan birini seçip ayarlayabiliyorsunuz ama genelde hani maskeler de orada tanımlı olduğu için o maskeye göre en uygun programı size öneriyor. O şekilde böyle cildinizde gezdiriyorsunuz. Hatta bir gün e, yani bir dahaki bitenler videosunda belki bir video çekebilirim hani nasıl kullandığımı görmek isteyenleriniz varsa hani mutlaka videolar vardır başka arkadaşlarımızın ama ben de gösterebilirim. Zaten Foreon'un ürünlerinden genel olarak çok memnun kalıyorum. 9-9,5 verebilirim. Bir de şu yine aynı Foreon'un Glow Addict olanını bitirdim. Bundan da memnun kaldım. Bunu genelde sabahları kullandım ben. Bunu daha çok hani zaten Colta Night yazıyor. Akşamları kullandım. İkisi de gayet iyi arkadaşlar. Zaten hani 30 yaşın üstündeyseniz özellikle Foreo'nun ürünlerine seçerseniz yatırım yapabilirsiniz. Ama bence indirim zamanlarını bekleyin derim. Çünkü sık sık indirime girmese de ara ara indirime giriyorlar. Bir öyle bakabilirsiniz. Ve sırada yine son zamanlarda Barulap markasını zaten diğer videolarda da bahsettim bunlardan. Peptit serumlarını kullandım. İki tanesini kullanmışım. Bunlar bitti. Ama bunların üzerinde çok durmuyorum çünkü diğer videolarda zaten detaylı bahsetmiştim. Bunun yanı sıra yine daha önce başka videolarda bahsettiğim bu Dr. Jart'ın benim arkadaşlar en sevdiğim maske. Hani hangi maske birinci sırada senin için derseniz ben Dr. Jart'ın bu maskelerini öneririm. O kadar iyi ki pembesi de, mavisi de, yeşili de muhteşem. Ben sarısını çok sevmedim. Yani sarısı benim cildime çok iyi gelmedi ama ee, en sevdiğim mavi. O galiba hyaluronik asitli miydi? Ya yani mavisi çok güzel. Ee, i̇kinci olarak bu pembesi. Üçüncü yeşili bana göre. Bunlar zaten böyle... Neydi bu? firming Bu kolajenli olan da... E, yani kağıt maske değiller. O içeriğin adını unuttum. Neydi? Hyaluronik diyeceğim de değil. Ha, rubber mask diye geçiyor. Ee, adını unutmayayım. Rubber mask İngilizcesi ama böyle plastik gibi çok çok güzel ve cildinizi gerçekten hem çok nemli bırakıyor. Bu kolajenli, mavi olan galiba nemlendiriyordu. Yeşilinde sikalı mıydı? Öyle hatırlıyorum. Değişik değişik işte türleri var. Eğer bütçeniz dahilindeyse Sephora'larda satılıyor ama pahalı bu da. Yani öyle yine ucuz değil. Ee, özellikle yine bunu da 25 yaş üstüne öneririm. 25 yaş altıysanız bence hani cildinizi güneş kremiyle mutlaka güneş kremini sürün. Akşam yağ bazlı, su bazlı. Eğer yağ bazlı temizleyiciden hoşlanmıyorsanız miseler su kullanıp sonra su bazlı temizleyici belki deneyebilirsiniz. Yani iyice temizleyip nemlendirdiğinize sonrasında serum belki kullanmazsanız en azından nemlendirmeye özen gösterirseniz 25 yaşına kadar sizi iyice götürür diye düşünüyorum ama tabii ki seçim sizin. Diğer bitenler videolarında bahsettiğimi hatırlamıyorum ama sanırım ilk defa kullandım. Yani daha önce sanıyorum kullanmadım. İlk kullanımım dediğim gibi olduğunu düşünüyorum. Reslap markasının su bazlı köpük formda temizleyicisini bitirdim arkadaşlar. Ben zaten hani su bazlı temizleyicilerde köpük formda olanlara bayılıyorum. Diğer videolardan belki hatırlarsanız Airborne'u çok seviyorum. Yani Airborne benim köpük baz, yani su bazlı olup köpük formda olan en favori temizleyicim. Yani bayılıyorum onu. Böyle zaten şu anda da stokladım. 2-3 tane vardır. Nerede bulsam özellikle yurt dışında bir tık daha ucuz olduğu için hani bayağı alıyorum, stok yapıyorum. Ama ReShlab'de Airborne'dan sonra ikinci favorim oldu köpük formda. Eğer ki köpük formda temizleyicilerden hoşlanıyorum diyorsanız bu markaya bir şans verin derim. Gayet iyi temizliyor. Yani ben bu arada hani böyle hemen sürüp Yıkamıyorum bir dakika bir buçuk dakika böyle olabildiğince ovalıyorum boynumu da temizliyorum çünkü boynuma da güneş kremi sürüyorum. Ee, bunda Niacinamide yeşil çay özü ve olive leaf extract. Olive leaf neydi ya extractı var. Bütün zaten e, cilt tiplerine uygun arkadaşlar. 150 millik bir ürün. Bana sanıyorum bir iki ay kadar yetti. Bir buçuk iki ayda ben bunu bitirdim. Ee, dediğim gibi çok memnun kaldığım bir ürün oldu. Ve sonlara yaklaşırken daha önce kullanıp bitirdiğim bu ikinci olması lazım. Ioni'in Beta Glucan nemlendirici serumu arkadaşlar. Bunu dediğim gibi daha önceden de ben bir tane bitirmiştim ve çok memnun kalmıştım. Beta Glucan içeriği benim cildime çok iyi geldi. Özellikle sanıyorum... Kuru ciltliler bir tık daha memnun kalabilir. Bu arada ben yağlı ciltli değilim. Hani yağlı ciltli olup da memnun kalmamanız gibi bir durum söz konusu değil. Ama özellikle kuru ciltlilerin cildimi bir türlü nemlendiremiyorum. Ne yapsam olmuyor falan dedikleri için ben de bundan müzdaribim. Yazın hatta böyle yine kuruya dönük karma oluyor benim. Bazen gel çok yağlı oluyor ama çok nadir yazın. Neyse bundan bayağı memnun kaldım. Başka bitenler videolarında da detaylı olarak ele aldığım için burada şimdi bir daha puanlamayayım. Ama böyle bir bitirmişken size de bahsedeyim istedim. Ve son olarak 3 e, tane rimel ve 2 tane de göz kaleminden bahsedeceğim. Eyeliner'dan. 2 tane şöyle siyah. Bu e, hangi markanın? Flormar'ın rimelini bitirmişim. Aynı zamanda Givenchy. Givenchy bir Fransız markası. Bunun... E, waterproof birim elini bitirmişim arkadaşlar şimdi şunu size söyleyeyim buna 10 üzerinden 3 vereceğim yani ben hiç memnun kalmadım ve memnun kalmama sebebimi size şöyle göstereyim bakın bunun şu fırçası görüyor musunuz biraz daha yakınlaştıracağım şimdi fırçası şöyle Dolayısıyla da yani tabii ki de böyle tek tek ayırıyor. Kimisi çok memnun kalan ve kullan yani bir daha bir daha alan arkadaşlarımız olduğunu da biliyorum. Seven çok seviyor benim anladığım kadarıyla ama sevmeyen, anlaşamayan da bir şekilde hiç anlaşamıyor. Ben anlaşamayan taraftaydım. Bunu yıkaması yani çıkarması da beni zorladı. Kullanması da ekstra zorladı. Yani evet biz bayağı yoğun bir siyahlıkta verdi kullandığım sürece. Ama bir daha almayı düşünmedim. Marka çok iyi olmasına rağmen benim memnun kalmadığım bir rimel oldu bu. Flormar bu da iyiydi ama bu da çok mu siyahlık? Ha bu maviydi evet. Flormar'ın bir de şu var. Bir dakika şunu da göstereyim şimdi size. Ben bir ara mavi rimellere düşmüştüm. Zaten bu da Yves Saint Laurent'in mavisi. Ee, bu bakın ikisi de mavi. Şu Yves Saint Laurent'in mavi rimelini tabii ki. E, Flormar'ınkine tercih ederim. Flormar'ın fırçası, ya şimdi çok da zoom yapmak istemiyorum ama şöyle arkadaşlar bakın. E, bununki de şöyle yine size yakından da göstereyim. Belki almayı düşünenleriniz olabilir diye. Bir dakika şöyle yapacağım. Yani eğer ki düşünürseniz ben mavi rimel severim derseniz Yves Saint Laurent'e bir şans verin derim. Hani tabii ki de fiyat farkı var ama emin olun performansları da ona göre değişiyor. Flormar da fena değildi tabii ki de o maviliği veriyor ama ben bir daha açıkçası bunu almam diye düşünüyorum. 10 üzerinden buna 6 veririm buna 9 vereceğim böyle söyleyeyim size. Ve son olarak sizinle iki tane eyelinerdan bahsedeceğim. İki eyeliner paylaşacağım. İkisi de zaten siyah eyelinerlar. Biri I'm Uni markasının, biri de Clarins'in Graphic Ink Liner'ı. Eyeliner konusunda ben inanılmaz derecede seçiciyim. Her eyeliner'ı kullanamıyorum ve kullanabildiğim birkaç eyeliner var. Özellikle NYX markasının Epic Ink Liner'ını çok seviyorum. Benefit'in eyelinerı fena değil ama e, çabuk bitiyor. Yani ben çok uzun süre gitmiyor bende. Zaten bende genellikle eyelinerlar çok uzun süre dayanmıyor niye niyeyse. I'm Uni'yi arkadaşlar bayılmadım ama 10 üzerinden 6,5 vereceğim. Bu Clarins markasına yani fırçalarını şimdi size zoom yapmayayım ama bunun daha e, kısa bir fırçası var. Daha kısa ve tok. I'm Uni'nin biraz daha uzun. Yani benim böyle özellikle çekik gözleriniz varsa... I'm Uni markasının eyelinerıyla daha kolay çekebilirsiniz şöyle diye düşünüyorum hani Clarins'e göre tabi bununla da yapabilirsiniz ama Clarins'in yani ben bir daha almam 10 üzerinden 4.5 vereceğim buna dediğim gibi bundan bir tık daha memnun kaldım ama siyahlık bakımından ikisi de beni çok tatmin etmedi bunu da söyleyeyim. Ee, en son Lancome'un aldım onu da bitirince yani bitince sizinle zaten deneyimlerimi paylaşırım ama mesela Lancome'un eyeliner'ının siyahlığı çok çok iyiydi ya da NYX'in Epic Ink Liner'ın hani bunlarla bence kıyas kabul etmez ya da benim gözümden hani benim deneyimim bu şekilde oldu bilginiz olsun. Aslında daha paylaşacağım çok ürün var arkadaşlar ama Aralarından bazıları daha önce dediğim gibi kullandığım ve ilk defa da paylaş yani ilk defa paylaşmayacağım ürünlerde ama ilk defa kullandığım birkaç ürün de var. Neyse artık bu videoya sığmadı. Önümüzdeki bitenler videolarında da onları ele alırım. Umarım izlerken keyif aldığınız bir video, bir bitenler videosu olmuştur. Varlığınız için kocaman 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 mahalo diyorum. Öncelikle bunun yanı sıra sizin son zamanlarda denediğiniz, memnun kaldığınız ve kalmadığınız ürünler olursa yorumlarda düşüncelerinizi ve tecrübelerinizi paylaşırsanız hem benimle hem de o yorumları okuyan diğer arkadaşlarımızla paylaşırsanız çok memnun olurum. Bu videoyu ben, ondan önce şunu söyleyeyim. Instagram'dan ya da TikTok'tan takip etmek isterseniz şuralara bırakacağım. E, TikTok'ta böyle belki makyajla ilgili e, birkaç video da paylaşabilirim. Bugün böyle bir video çektim. Onu paylaşırım diye düşünüyorum. Belki makyajla ilgili böyle zaten goy goy videoları paylaşıyorum ama makyajla ilgili de böyle birkaç video gelebilir. Bir bakın bakalım sevecek misiniz eğer TikTok uygulaması varsa ya da kullanıyorsanız. Bunun yanı sıra bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Aynı zamanda her Cuma 6'da gelen videodan da haberdar olmak için yine bildirim zilini açarsanız zaten haberiniz olur. Cuma 6'da video yayına girmezse pazar günleri 12'de giriyor arkadaşlar. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşçakalın. Böyle arkadaşlar. Onun yanı sıra yeni bir marka denedim. E, o markayı da yarın belki TikTok'ta paylaşırım. Bugün 17 Ocak. Anlışya'dan daha uygun bu arada fiyatları. Anlişa'ya bu arada muadil olur mu? Bir daha şöyle yakından göstereyim görebildiğiniz mi? İki far karıştırdım. Bakalım. Böyle arkadaşlar. Neyse. Görüşürüz. İyi bakın kendinize. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bu arada ben çok hastaydım. İyileştim. Çok mutluyum. Görüşmek üzere başka videolarda.